Selim'in babası hattaymış bir kez daha. Ali'ydi değil mi be? Ali Bey merhaba tekrar. Merhaba Fulya Hanım. Merhabalar. Reklamdan önce sizin konuşmanız yarım kalmıştı. Evet. Yani bir namus cinayetine kurban gitmiş olabilir. Sizin oğlunuzla ilişkisinden yani, dolayı bu kız öldürülmüş olabilir konuşuyorduk. Yani tahminler neyi gösteriyor sizce? Tahminler neyi gösteriyor sizce? Ya ben böyle bir akıl yürütüyorum. Yani bizim de aklımızdan bu geçiyor ama işte kimin günahına girersin onu diyorum ben sana. Sizin... Şimdi biz buradan 40-50 yıl öncesini yaşamıyoruz. Teknoloji çağında yaşıyoruz. 50 yıl öncesinden bahsetmiyoruz beyefendi. Sizin aklınızdan yani, ne geçiyor? İşte aklımızdan bu geçiyor. Namus davası olabilir. Namus davasını, orada sizi kastetmiyoruz, namus davasıyla sizi söylemiyoruz. Yani sizin oğlunuzla ilgili olarak oraya geldi de sizin oğlunuz ya da gelininiz sinirlenip bir şey yaptı mı onu soruyoruz size. Mümkün değil, mümkün değil. Niye mümkün değil? 7-24 saat ben evdeyim, buradayım. Siz oğlunuzun boşanıp Semiray ile evlenmesini ister misiniz? İstemem. İstemezsiniz. Tamam, kız dedi ki ben kocamdan ayrılıyorum. Beni alacaksın dedi. O zaman tepki göstermez misiniz? Oğlunuz da tepki göstermez mi? Tabii ki gösterir. Yani öyle bir şey olmadı. Olmadığı için tepki gösterir. Çünkü öyle bir şey yok. İşte ailenin de şüphelendiği, aslında dile getirmek istediği bu. Ayrılmak istedi de o arada geldi, görüştüler de bir şey mi oldu? Onu da bilmiyorum. Şimdi kendi başlarından orada istedikleri gibi laf diziyorlar ama inan ki benim bunlardan bir haberim yok. Semira boşanacak, onunla bununla evlenecek. Oğlunuz biliyor ben, ama, oğlunuz biliyor. Oğlum da, bilmiyorum ki ben oğlumla bu konuyu nasıl, ne zaman bildi, ne zaman öğrendi bu. Bu kadar uzun zaman geçti, siz hiç oğlunuzla konuşmadınız mı? Bu kadar yayınlar yapıldı. Konuştuk ama bu Semira evlenmiş, çocuğu var. Yani hayatını yaşıyor kadın. Gelip buraya çalışıyorsa çocuğunun istikbali için çalışıyor. Yani bu kızın buraya gelip öldürüleceğini ne kim tahmin eder? Semira oraya sizin oğlunuz için geliyor beyefendi. Sizin oğlunuzu seviyor ya, yanlış da olsa, küçük evet, yaşta da evlendirirse evet, oraya geliyor. Sizin oğlunuz için geliyor. Evet. Semira'nın amcaları kadar siz yani, de kızıyorsunuz yani, aslında. Yani sizce bu mu yani, oğlum için mi geliyor sadece? Ama bu ortada zaten. Herkes bunu konuşuyor köyde. Tamam, herkes konuşsun. Herkes konuşmuyor. Ben size anlatmak istediğim şu. Köyde hiç kimse konuşmuyor. Bunu aile içerisinde konuşuyorlar. Aile içerisinde. Aile büyüttü bu olayı. Aile büyüttü. Ama sizin oğlunuz röportajında dedi ya, herkes biliyordu ve biz görüşüyorduk tamam, dedi. Tamam, herkes biliyor ya. Bildi geçti. Yani bildi, bilir ve geçti. Eski geçti. Bildi geçti olsa bu kız yani, kocasından ayrılmaz beyefendi. Ayrılmadı ki kocasından. Boşanmak istediğini söylüyor ya son gün. Ne bilelim ben ne? Şimdi kocasının arasındaki konuşmayı biz nereden bilelim? Şimdi telefon sinyaliyle ilgili bahsettiğimizde aynı şey sizin için de geçerli. Yani o telefon sinyali sizin evinizin olduğu yeri de kapsıyor. Evet. Dolayısıyla yani ailenin dediği şey çok uzakta değil. Sizin oğlunuzla da buluşmuş olabilir. Sizin gelininiz böyle, de buluşmuş. Böyle ihtimal kesinlikle olmaz. Olamaz. Çünkü ben bu 24 saat buradayım. Evdeyim. Yani siz de o zaman... Artık kalabalık mahalledeyiz. Yani inan ki o kız gelirse de ayda 15 günde bir, ayda bir anası, babası, kardeşleriyle gelirlerdi buraya. Oturmaya, çay içmeye, kahve içmeye giderlerdi. Bu normaldir. Yani Abdurrezzaklar o zaman öldürmüş olabilir mi Halime ile? Ne bileyim ben fikir üretemem ki. Hiç kimsenin günahına da giremem. Peki bir de Retib'in röportajının ikinci kısmını da getirelim ekrana amcanın. Selim de şöyle söylüyor. Bana mesaj atmış Semira. Uyandıktan sonra gördüm. Tamam. Belki uyumuş. Onun hanımı var. O mesajı göremez mi? Başkasıyla aşk yaşamasını istemez. Eşi gördüyse mesajı ne yapmış ya da ne yaptırmış olabilir? Eşi görmüşse... Bunlar tarlada ne konuştuklarını onu bilmiyoruz. Belki zetilerin arasında buluştuklarını düşünüyoruz. Eşi de orada büyük ihtimal işteydi. O da duymuş bu lafları. Selim uyurken eşi gelmiş, Semire'de buluşmuş zetilerin arasında. İşte niye kocamdan görüşüyorsun, niye aşk hayatını yaşıyorsun? Belki o da olabilir.
Zaten normalde Semira kendinden bayılır. Yani ona bir darbe yese bayılır, o gider. Öldü diye zanneder. Gider akrabalarını çağırır. İşte böyle böyle filan oldu. Selim'in eşinin akrabaları kimler? Çağırabilir mi hemen oraya müdahale etsinler, ona yardım etsinler? Çağırabilir. Selim'in amcası kızını almış. Selim'in evinin o tarafta mı oturuyor? Evet, evet, aynı yerlerde. Zeytinlik'ten onlara da gidilir yani. Evet, evet, gidilir. Aynı komşular, birbirinden komşular. Bildiğim kadarıyla 4 saat telefon sinyali açık kalmış. Şimdi bu 4 saatin içinde bayanlar birbirine boğuşmuş orada. O da korkudan Semira bayılıyor ya. O da Semira bayıldığı için bırakmış Semira'yı orada. O da korkudan gitmiş şeye. Kocasına veya kardeşine veya ablasına veya babasına, her şey olabilir. Amcanın da senaryosu bu. Hatta mı Ali Bey? Selim'in babası Ali Bey. Dinlemiş midir acaba? Hemen bayılıyormuş Semira galiba. Evet, ne o? Küçüklükten beri rahatsızlığı var. Hı. Darbe yedi. O yüzden beri yani böyle 2-3 ayda bir bayılır. Yani acaba gittiği yerde ya Selim'in evi ya Halime'nin evi. Bir şeyden korktu, bir münakaşa yaşandı. O karşısındaki kişi de Semira'ya vurdu. O kız da orada bayıldı ve öldü. Bu da olabilir mi yani o zaman? Olabilir abla. Zaten canı ufak kızın. Ama amca şöyle bir şey söylemiş. Selim'in eşiyle Zeytinlik'te buluştu. Semira Zeytinlik'e gidiyorum diye mesaj atmamış ki şeye. Yani Selim'in eşinin Zeytinlik'e geleceğini Semira nereden bilsin ki, gitsin onunla Zeytinlik'te buluşsun. Ben yengeme gidiyorum diye mesaj attı, evet. Selim'e. O zaman Selim'in eşi geldiyse de yengenin evine geldi. Semira Zeytinlik'e gidiyorum dememiş ki. Yengemin evine gidiyorum demiş. O zaman Selim'in eşi de mesajı görüp yani Semira ile buluşmaya geldiyse o zaman yengenin evine geldi. Peki Allah'ını seversen, peki Zeytinlik'e gittiler, Selim'in hanımı da geldi, kız orada öldürdüler. Burada bir bağırtı çağırtı olmayacak mı? Kimse duymayacak mı? İşte onlar öyle senaryo yazmış. Kızı kimse... Hani bir de telefonun sinyali... Hiç kimse çığlık duymuyor, bağırtı da duymuyor. Gören de yok. Gören de yok. Yani nasıl olacak? Bu kızı nasıl götürecekler? Selim bir kolundan tutacak, karısı da bir kolundan tutacak. Sürüte sürüte Zeytinlik'le, ne bileyim bana... Hayır, yani o anda bir darbeyle ani ölüm meydana gelirse veya bayılma... Bağırmasını zaten şey kalmaz. Ha. Artı belki de ölmemişti. Şimdi şey yapalım. Kuyu öyle atılmıştı. Ölmeden atıldığı için tabii orada boğulmuş da olabilir. Ha, hocam o da olabilir. Tabii o da olabilir. Veyahut da o kadar kin ve nefret doludur ki öldürdükten sonra bazı uzuvlarını kesip atmış da olabilir. Hocam. Hocam. Yani Retip Bey bunu böyle anlatıyor ama bence... Tamamen bir şey uzaklaştırmak için havası var. Böyle bir şey olabilir mi yani? Hedefi başka yöne çevirmeye. Ben de onu yani saat zaten kızın orada 3 gibi zaten Halime'nin evinden ayrılıyor. Halime'nin evinden ayrılacak. Şeyin eşi nereden bilecek? Selim'in eşi nereden bilecek? Ormanı Zeytinliğe doğru yürüyor. Bakın burada şöyle bir ihtimal belki olabilir. Bir de hocam çok özür diliyorum. O kadar güzel senaryoyu devam ettiriyor ki yani anlatıyor. Doğru. Böyle gelmiştir, böyle olmuştur, tartışmışlardır. 4 saatlik telefon diliminde bir yerde bekletilmiştir. O kadar güzel bir şekilde ya uzaklaştırmak için olayı yönlendirerek anlatıyor. Doğru. Yani saçma, herkes orada dediğiniz gibi. Bir ihtimal gibi. Şunu düşündüm. Selim'in ilişkili olduğu herhangi birisinin de yine kıskançlık sonucu cinayeti işleme ihtimali var. Bu Semira'nın ailesinden biri de olabilir. Ama hocam birinin biliyor olması lazım. Bu kızın i̇şte yengesinin bakın, evinden çıktığını biliyor olması bakın, saati nasıl denklik getirecek? Şimdi bakın Selim'in ilişkide olduğu Semira'nın dışında Semira'nın ailesinden birileriyle yine ilişkideyse o kişi de zaten Semira'yı takip ediyordu, nereye gittiğini biliyordur. Katil o da olabilir. Ama o dedikodu orada da çıkardı hocam. Yani tabii. Selim'in o sadece dönemde Semira'yla sadece değil, Semira'yla olan ilişkisi. Ama onu sordum. Bar deniyor, işte ismi çıktı o, deniyor Selim için. O daha sonraları için konuşuluyor. Evet. O dönemde sadece yani Semira ile ilişkisi zamanında değil hocam. Sonradan Semira'dan sonra böyle bir gizli ilişkiler de olabilir. Hiç, yani. Neyin olacağı hiç belli olmaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.